Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün Apple Store bakıma alındı ve Apple Store'un bakıma alınması demek yeni ürünlerin geleceğinin habercisi demek. Hepimiz heyecanla 25 Mart'ı bekliyorduk. 25 Mart'ta yeni ürünlerin ve servislerin tanıtılmasını beklerken iPad Mini ve iPad Air bugün karşımıza çıktı. Biz de bu videoda iPad Air'in ve iPad Mini'nin hangi fiyatlarla hangi özellikleri sunduğuna yakından bakacağız. İlk olarak iPad Air ile başlamak istiyorum. Apple'ın güçlüyüm, güçlüsün, güçlü mottosuyla tanıttığı bu model Apple'ın A12 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemci iPhone XS, iPhone XR ve iPhone XS Max'te de kullanılıyordu. Ekran tarafında ise 10.5 inçlik Retina ekran karşımıza çıkıyor ve bu Retina ekran True Tone desteğiyle geliyor. 456 gram ağırlığındaki bu model 6.1 mm inceliğinde. Bu inceliği şöyle söyleyebilirim. iPhone XS 7.7 mm inceliğinde. Yani bir iPhone'dan ince bir iPad'iniz olacak. iPad'in arka tarafında 8 megapiksellik bir kamera var. Ön tarafında ise FaceTime'dan HD görüntü kalitesini sağlayan 7 megapiksellik kamera karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka taraftaki 8 megapiksellik kamera sayesinde de AR deneyimin yani artırılmış gerçekliği çok rahatça kullanabiliyoruz. iPad Air'in güçlü olmasının, ince ve hafif olmasının yanında da 4G bağlantısı destekliyor. 866 megabit'e kadar Wi-Fi ve 4G'nin tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Apple burada nereye giderseniz gidin tüm işlerinizi yapmanıza olanak sağlıyor. Şimdi iPad Mini modeline geçelim. iPad Mini'nin mottosu ise tamamen farklı. Küçümsenemeyecek güç mottosuyla karşımıza çıkan iPad Mini A12 Bionic işlemcisinden güç alıyor. iPad Air 2019 ve iPhone'un son nesil telefonları olan iPhone XS, XR ve XS Max ile aynı işlemci modelini kullanan bu tablet 500 gramdan daha hafif olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelin ekran boyutu ise 7.9 inç. Şöyle söyleyeceğim, iPad Air ve iPad Mini'nin kalınlıkları aynı yani 6.1 mm. iPad Mini 4 yani 3 yıl önce çıkan iPad Mini'den tam 3 kat daha hızlı olan bu model bize birçok avantajla beraber geldi. Artık iPad Mini'de Apple Pencil'i destekliyor. Apple Pencil'i bildiğiniz gibi not alırken, çizim yaparken veya mail atarken dahi kullanabiliyorsunuz. İmza bile atabileceğiniz bu kalemin desteğinin gelmesi çok önemliydi. Şimdi gelelim bu minik canavarın kamerasına. Bu minik canavarın arka tarafında 8 megapiksel, ön tarafında ise 7 megapiksellik bir kamera var. Ayrıca Apple'ın A12 Bionic işlemcisinden aldığı güçle AR deneyimini de bu minik canavarda kullanabiliyorsunuz. iPad Air güçlü ve büyük bir modelken iPad Mini ona göre daha küçük ama benzer özelliklere sahip bir model olmuş. Şimdi gelelim can alıcı kısım olan fiyatlara. Eğer ben iPad'imin içini fazla doldurmam, bana 64 GB yeter diyorsanız iPad Mini modelini 2800 liraya alabiliyorsunuz. Ayrıca iPad Mini'imle her yerde internete bağlanabileyim, her yerde mail atabileyim, çalışabileyim, film izleyeyim diyorsanız da 3800 liraya 4G destekleyen modeline sahip olabiliyorsunuz. iPad Mini'nin 256 GB'lık modelinde ise 4900 liralık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim iPad Air'in fiyatına. iPad Air'in ekran boyutunun büyümesiyle beraber fiyatı da artmış. iPad Air tarafında ise fiyatlar şu. iPad Air'in 64 GB'lık modeli karşımıza 3500 lira gibi bir fiyatla geliyor. 64 GB'lık modelime 4G desteği de gelsin diyorsanız 4500 liralık bir fiyat vermeniz gerekiyor. Bunun yanında 256 GB'lık modelde 4600 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Bu 4600 liralık fiyat 4G destekli olmayan modeli ve eğer 4G destekli modelini almak isterseniz de 5600 lira gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Bugün sizlerle beraber bu iki canavara kısaca bakmış olduk. Gelecekte bu canavarları elimize alıp rahatça inceleyeceğiz ve deneyimlerimizi sizlere sunacağız. Bu kısa videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir Sihirli Elma videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.